Onun yanında da değerli izleyicilerimiz, programın açılışında hemen söyledik dedik, insan gerek kim tarihte bir basma bıraksın. Sıradaki takrir de gerçekten bir basma bırakmaktı eskiden. O da özel bir tören yapıblar bizim ses sanatçısı, rahmet eylesin o da Abdülvahid. Gözelçi, India kadar şarkıların ne kadar dinir zine, ne kadar güzel, ne güzel aynen. Şarkıları var, zengin kelimeleriyle. India kadar da nınca eşitsel dözü, onca daha fazla hoşuma gider. Aynen. Tabii. Özel töreni yapıblar özleri için. Aslında biz de teşekkür ederiz özlerine ama ondan önce gidelim töreni izleyelim. Ondan sonra yorumumuzu tekrardan yaparız. Sivil Toplum Örgütü ve Türkmen Sanatçılar Birliği riayetinde rahmetli Türkmen sanatçı Abdülvahid Güzelçioğlu, sanatçı ve müzisyenlerin katılımıyla büyük bir şarkı ve müzik akşamı düzenlendi. Abdülvahid Güzelçi Kerkük'ün bir sanat semboluydu. Gerçekten rejim döneminde hiç geri adım atmadılar. Devam ettiler. Türkmen sanatını muhafaza ettiler. Türkmen folklorunu unutturmadılar. Gelecek nesillerimiz için hala da büyük bir medresedi. Büyük bir mektepti Abdülvahid Güzelçi. Yeter ki adı değildiği zaman Türkmen'in sanat tarihi safhaları açılır. Türkmen Sanatçılar Birliği olarak yine bir faaliyetlerimizden birisi Büyük Usta Sanatçılarımızı hatırlamak, onun için rahmet göndermek, onun koryatlarını, bestelerini bir de tekrar dile getirmek. Bütün gençlerimiz bunlardan bir yani ders kimliği olsun özel için. Baksalar bu eski sanatçılarımız ne kadar hizmet ediblar, ne kadar güzel besteler bırakıblar, ne kadar güzel makamlar, koryatlar bırakıblar. Bütün dünyaya dağıttılar. Azerbaycan'ı, Türkiye'ye rahmetli Abdülvahid Güzelçi her yere ulaştırdı sesimizi. O, biz de istirik, biz de hatırlıyoruz bunları. Hatta gençlerimiz bizden sonra aynen bu şekilde çalıştılar. Bunların izlerinde yürüsüler. Bizim de boynumuzun borcudur bu sanatçılarımızı hatırlayalım çünkü bizler de buradan alıştık. Büyük Türkmen sanatçının hayatını anlatan bir videonun da gösterildiği törende sanatçının seçkin şarkılarından parçalar çalınarak da bugün anıldı. 1959 yılında Türkiye'ye giderek Ankara Radyosu'nu ziyaret etti. Burada bazı Türkmence şarkıları kaydettirdi. 1959 yılında Bağdat Radyosu'nda Türkmence bölümünün açılması üzerine birkaç Türkmence şarkı, bakam ve hoyratla bu çalışmalara katıldı. O Abdülvahid'de Kerkük'tü. Kerkük'ü benzeden, görseden her yerlerde, İstanbul'da, Kıbrıs'ta, Azerbaycan'da filan, dünyada her yanda diyen ben Kerkük'ü tanıdım. Neyden tanıdım? Abdülvahid'in sanatçılığıyla, okumayla, koryatların reklamını yapmaktan, her şeyden. Biz müteessir idik bunun boğazına. Boğazı çok şahane bir boğazı var idi. Çok şahane bir sesi var idi. Hepsi okuduğu makamlara diye, şarkılar diye, koryatlar diye çok değerli, değerli bir şekilde okurdu özünü. Bana göre rast makamını çok severdim. Boğazın tam oturardı. Beşir koryatını, güzel güzel bestelerini. Sonra özü de yani muhabbeti, gülüşüdü. Her vakit bakardı, güle güle konuşurdu, güzel güzel hakikatları var idi, meclisinden tok olmaz idi. Ben yaşadım özünü doğrusu. Türkmen sanatçının oğlu da babasının başarılarını ve Türkmen halkına neler kattığını bize şöyle anlattı. Yani babamın eserleri çoktu. Aşağı yukarı 600 eserden fazla. Bu adam radyo evinde ve aynı zamanda da televizyonda kaydetti.
Türkiye'de 56'da Ankara Radyo'unda, İstanbul Radyo'unda, Azerbaycan'da kaydetti. 1952 senesinde de BBC Radyosu'nda Londra'da kaydettiği şeyleri inşallah bugün seslendirecekler ve aynı zamanda Kora'da, Kora takımında bir seslendirecekler. Çok sayıda müzisyen ve sanatçıların katılımıyla rahmetli büyük Türkmen sanatçısı Abdülvahit Güzelçioğlu'nun şarkılarını anıltarak büyük bir tören düzenlendi. Hüseyin Palantçı, Türkmen TV, Kerkük.